da verimlilik de getiriyor aslında. Bunu farklı çözümlerle daha verimli hale de getirebiliriz. Siz günde iki saatinizi yolda harcayacağınız eğer bir saatinizi harcıyorsanız daha rasyonel veya daha verimli olursunuz. Yoksa kimseye bir faydanız olmaz. Herkese selam ben Emre Özpeynirci. Oksijenle Enerji San'ın yürüttüğü daha iyi bir gelecek için yol haritası röportaj serisinin bir yenisine hoş geldiniz. E, bu bölümümüzde Mobiliteyi konuşacağız. Mobilite ile verimlilik arasındaki entegrasyonu konuşacağız. Çok önemli bir konuğum var. Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi Derneği Başkanı Hakan Doğu bizimle birlikte. Hakan Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi tabii Hakan Bey siz uzun yıllar otomotiv sektörüne uluslararası alanda da hizmet verdiniz. E, ve mobilitenin içindesiniz aslında. Yani mobilite kavramının doğuşu, mobilitenin gelişimini çok iyi biliyorsunuz. Bugün baktığımız zaman barınma nasıl bir ihtiyaçsa mobil olmakta mobilitede bir ihtiyaç aslında ama Türkiye'de mobilite deyince mobil olmak deyince sadece otomobil akla geliyor ve diğer mobilite araçları aslında çok bilinmiyor biz bunu anlatamıyor muyuz yoksa gerçekten Türkiye'ye bu yeni araçlar mobilite olma özgürlüğü çok uyumuyor mu veya e, biz bir şekilde bir farkındalık olmadı mı ne düşünüyorsunuz bu konuda şimdi her şeyden önce ihtiyaçlar tabii ki e, bulunduğunuz koşullardan çıkar. Mesela Uber niye Kaliforniya'da çıktı diye Avrupa'da çıkmadı. Çok hmm. basit medenle. Çünkü orada toplu taşıma yok. Toplu Aynen Toplu taşımanın öyle. olmadığı yerde adam ne yapmış? Klasik işte e, elini kaldırıp bir tane arabaya otostop çekeceğine bir tane application yapmış. O aplikasyonla birlikte e, araçları çağırmış. Şoförleri de e, bu işten para kazanmak için tutmuş. Adam kendi aracıyla çalışmaya başlamış. Daha sonra biliyorsunuz dünya çapında... En ünlü uygulamalardan bir tanesi oldu. Ee, ve ondan sonra özellikle bu otomobilde araç paylaşımı dediğimiz konu çok ciddi bir şekilde gündeme geldi. Fakat da bu konu hala çok sıkıntılı. Uber daha geçen seneye kadar daha bir dolar kazanamamıştı. Sürekli para, para yakaraktan çok e, uzun yıllar boyunca faaliyet gösterdi. Birçok ülkede tepkiler gördü normal taksi networklarından. Şimdi bu açıdan baktığımızda Türkiye'deki e, durum ise şehirden şehire değişiyor. Bazı şehirlerde tabii Türkiye'de biraz daha sosyal devlet anlayışı olduğu için. E, toplu taşıma araçları var. Hı hı. O toplu taşıma araçlarıyla insanlar bir şekilde işlerini çözüyorlar. Ama eğer İstanbul gibi bir şehirde yaşıyorsanız Büyük doğru. Artık yani İstanbul'da e, toplu taşımanın e, normal taşıma yaranı %65'leri de geçti. Fakat o da yetmiyor. Çünkü insan yoğunluğu çok fazla. Araç yoğunluğu çok fazla. Şehir eski bir şehir. Şehirleşmede hı hı. çok ciddi yanlışlar yapılmış tarih boyunca. Ee, yani siz e, mesela hep şeyin örneğini veriyorum geçen gün Zincirlikuyu kavşağı kuyu kavşağı ben ta ilk üniversiteye başladığım zaman 30 küsur yıl önce en kötü yerdi Doğru Şimdi hala kötü yer bir de bunun üstüne şimdi yeni bir alışveriş merkezi bir tane de karşısında hastane de yapılıyor Yani e, şehirleşme böyle gittiği sürece ben kendimi arabacı olaraktan lanse eden bir insanım ee, yani trafiği rahatlatmak için tek çözüm otomobilleri yasaklamak ve mobilite sistemlerini <laughs> e, devreye sokmak. Şimdi tabii bu noktada şöyle bir durum da var. Yani mobilite, mobil olmak. Şimdi Türkiye gibi otomobillerin çok yüksek fiyatlara eriştiği, vergilerin çok yüksek olduğu bir ülkede aslında çok daha fazla ihtiyaç farklı mobilite çözümler. Yani çok daha uygun fiyata... Bizim mobil olmamız gerekiyor. Ama bunun karşısında bir takım sanki kısıtlamalar, bir takım sıkıntılar var gibi. Yani niye çözülemiyor? Yerel yönetimlerle çözülemiyor. Farklı bir takım dediğiniz gibi yani dünyada evet paylaşımlı kullanımlar ağırlık kazanmaya başladı. Belki para kazanmıyorlar ama Türkiye'de biraz biraz kutular kullanılıyor ama bundan sonraki süreçte ne yapılması gerekiyor? Yani ben... Yani otomobil almadan da bir yerden bir yere İstanbul'da daha kolay, daha ucuz ulaşmam için ne yapmam gerekiyor? Tamam otomobüs var ama otobüse gitmem için de benim bir çözüme ihtiyacım var. Mesela ben Bahçeşehir'de oturuyorum ve otobüse veya metroya ulaşmam için de o ara çözümler gerekiyor. Bunlar için ne yapmamız gerekiyor? Yerel yönetimler mi buradaki kritik süreçte Şimdi etkili Şimdi Türkiye'de, Türkiye'de özellikle e, yerel yönetimlerin e, görev tanımları çok sınırlı. Hı hı. Mesela diyelim... Yerel yönetimlerden bir tanesi yeni bir yol yapıyor. Adam asfaltlıyor. Daha sonra elektrik idaresi geliyor, o kazıyor. Üstüne yama yapılıyor. Daha sonra internetçi geliyor, o kazıyor, o yama yapıyor. Böyle gidiyor çünkü hepsi tek bir e, merciden kontrol edilmiyor. Doğru olan şu, her şeyden önce e, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi hı hı. yerel yönetimin bütün trafikle ilgili kararlardan sorumlu olması. Öbür tarafta e, tabii tabi belediyelerin de çok ciddi bir şekilde teknoloji kullanması lazım. Şu andaki toplu ulaşım araçlarındaki sıkıntı nedir? Şimdi siz toplu ulaşım aracında bindiğiniz zaman ne yapıyorsunuz? E, bir Statik bir e, hat üzerinde gidiyorsunuz. <laughs> i̇şte atıyorum A noktasından B noktasına 40 yerde duruyor. Halbuki iyi bir dijital bir e, çözüm olsa, bir aplikasyon olsa o sıfır noktasından 20 noktaya kadar gidecek insanlara özel bir sefer olsa o direkt sıfırdan 20 noktasına gitse ulaşım çok daha hızlanacak. Böylece ne gereksiz bir sürü işlemler yapılıyor. Halbuki dijitalleşmenin getirmiş olduğu avantajlarla bütün bunları hepsini bir yeni dijital platforma toplayabiliriz. Şimdi bu noktada tabii şunu merak ediyorum ben. Dünyada otomotiv şirketleri de artık kendilerini mobilite şirketi olarak tanımlamaya başladılar ve Sadece otomobil değil, mobilitenin her alanında çözümler üretiyorlar. Bu söylediğiniz planlamanın yani İstanbul için örnek dediğiniz çok katılıyorum. İstanbul'da yapılacak bir şey dünyada başarılı olacaktır. Bunu otomotiv markaları da mı e, entegre olmalı yoksa bağımsız e, start uplar veya yeni nesil şirketler mi bunun içinde olmalı yani? Otomotiv artık bunun içinde de yer almalı mı sizce? Şimdi otomotiv markaları yaklaşık yani bu ilk tartışmalar başladı yıllar 2015-2016 yılları. Ee, o zaman San Francisco'da e, bir workshop'a katılmıştık. Şeydeki Las Vegas'taki fuarı ziyaret ettikten sonra bütün o startup'lar orada vardı. O gün orada bir şeyi bir gerçeği fark ettim. Ee, dünya tamamen artık bu kavrama gidiyor ve ondan sonra baktık ki yavaş yavaş bütün otomotiv firmalarını herkes mobility çözüm şirketi olarak tanınmaya Şirket, evet. başladı. Yani çünkü, öyle. çünkü, otomotiv şirketlerin şöyle bir mantığı var Emre'cim. Ee, yani bizler iç mimar gibiyiz. Mesela sen müşterisin geldim ben bu evi nasıl dizayn edeyim? Onu böyle yapayım, bunu böyle yapayım. Yani bizim işimiz bir insanları ve eşyaları bir yerden bir yere götürmek. Ancak tabii burada şöyle bir sıkıntı var. Otomotiv şirketleri son derece büyük teknokrat yapılar. Doğası gereği, mühendislikleri, <laughs> üretimi vesairesiyle. Bu dinamikleri kendi içinden e, getirmeleri çok kolay değil. O yüzden startuplarla çok başarılı şekilde entegre olmaları hı. gerekiyor. O yüzden zaten bir sürü otomotiv şirketi, risk hı hı. sermayesi e, şirketleri kurdu, yatırımlar yaptı. Melek Mesela ben, e, Renan Hüseyin Dünya Başkanı iken, yani benim dönemimde altı tane start-up satın aldık. Çünkü biz kendi içimizde bunu geliştiremeyiz diye. Dışarıdan sadece bu satış sonrası ile alakalı konularla alakalı. Dolayısıyla start-upların da çok önemli var e, ee, bu startup ekosisteminin kurulmasında e, çok ciddi şekilde teşvik ediyorlar ve bunları sürekli entegre ediyorlar gruplara. Yani arkada güç güç ve finansal yapı olarak olmaları gerekiyor ama bunlar daha bağımsız şirketler tarafından çok daha rahat geliştirebilir. Bu noktada siz de mobilite e, çözümleri yaygınlaştırmak ve farkında da arttırmak için bir inisiyatif kurdunuz, bir dernek kurdunuz. Aslında evet. oradan da biraz bahsetmek gerekiyor. Biraz daha akademik yönlü de siz orada çalışma yapıyorsunuz. Yerel yönetimlerle de bir aradasınız. Orada nedir çözümler? Şimdi sürdürülebilir ulaşım istef inisiyatifini sen de kurucusu olduğun <laughs> bundan 3 sene önce tam pandemi öncesi kurucu. Öncesinde için. doğru söylüyorsunuz. O zaman pek bu işi pek kimse anlamadı. Sen evet. tabii akıllı bir gazeteci olduğun için hemen anlamıştın konuyu ve ne yaptık? Ee, çok hızlı hareket mi, ettik. Mi, yani. yaptık ama sonra pandemi girdi falan durduk. Tekrar harekete geçtik. Şimdi pandemin öncesi ve sonrası ne görüyoruz? Bu iş patladı. Aynen öyle. Aynen öyle. Çünkü mobilite sadece insanların bir yerden bir yere hareketliydi. Eşyalarını bir yer bir yerden hareketli. Pandemin sırasında ne gördük? Mesela e, şey, online e-ticaret e, e patladı. E, patladı. Mesela Zor. benim kızım e, hemen yanıldığımızda bizim Saray muhallebisi var. oradan döner sipariş verecek. 50 metre ha. Telefonla arıyor. Aynen öyle. Ya kızım Aynen öyle. git kendin al. Yok işte ben getirsin falan. Yani böyle bir saçma sapan bir dünya görüldü. Ne oldu? E-ticaretin patladığını sonra tekrardan düştüğünü gördük. Şimdi bu çerçevede baktığımızda e, bu yeni dönemde e, <laughs> hiçbir şeyin kurulmamış olduğu bu dönemde bizim amacımız bu dernekte bütün bu e, sistem, değişik evet. disiplinleri bir araya getirmek ve bu çerçevede bir Yapılanmaya gitmek ve bununla ilgili de 3 e, tane üniversiteyle işbirliklerinde bulunduk. E, bu bulunduğumuz işbirliklerinde daha ziyade e, mesela Galatasaray Üniversitesi'nde bir eğitim programı. E, özellikle hı hı. bu alanda çalışan açı çok olduğu için bu alanda bir eğitim programı açacağız. E, bütün çatısı tamamlandı. İTÜ'de de ileri İleraj'da teknolojilerle alakalı e, bir işbirliğimiz var. İletam diye bir tesis şey merkez kuruldu. Hı hı hı. Bu İletam'da e, işte otonom araçlar, batarya teknolojisi vesaire gibi konularda da e, onlara destek vereceğiz. Yani derneğimizde e, hukukçudan tutun da e, hava mobilitesinden ulaşan arkadaşlara kadar iletişimcilere kadar herkes var. E, çünkü gelecekteki çözümlerin böyle birçok aklın birleştirerekten yapılması Gerekiyor. Görüyorum. Mesela e, hareketlik, mobility niye çok önemli? Hep ben Brezilya örneğini veririm. Brezilya muhteşem bir ülke. Her şey var. Maden var, ağaç yani, var, tabi, man var, yani müthiş. var. müthiş. Ama bir türlü kalkınamıyor. Niye kalkınamıyor? Çok düşük kalkınmasının sebebi yüzde üç dörtler seviyesinde. E, mesela Sao Paulo oranın İstanbul'u yani koca bir gece kondu şehri gibi. Doğru. Bir tane çevre yol dahi yok. Şimdi siz mesela e, sistem nasıl çalışır? Sizler iletişimcisiniz. Bir şeyin ilanı vardır. bir billboardu. Ya dersin bunu gidip göreyim dersin. Ya yani şimdi ben mesela İstanbul'da Fenerbahçe'de oturuyorum. Ya ne yapayım gideyim diyorum. Ya hafta <laughs> oturayım kendim alemden yapayım. Boş ver gitmeyeyim. Çünkü ne oluyor? Tüketim ihtiyaçlarını bile erteleme yoluna gidiyor. Çünkü insan Doğru. mobil olmazsa bir yerden bir yere gitmez. Mobil olmazsa tatile de gitmez, alışverişe de gitmez. Her şeyini değişik ortamlarda yapar. O yüzden ekonomik kalkınma için Mobil olmak Mobil gerekiyor. Mobil olmak gerekiyor. Doğru, mobilite yoksa doğru. ekonomik ekonomi kalkınmıyor. yok işte. Bir yerden yol geçince hemen orası kalkınır. Niye? Çünkü insanlar oraya gidebilir. Doğru. Peki bu, bu açıdan şuna değinmek de lazım. Mobilite bir taraftan da verimlilik de getiriyor aslında. Yani mobilite çözümlerinin artması ve verim, verimlilik de beraberinde artıyor. Yani neden? Çünkü biz sonuçta sadece otomobil kullanırsak yani verimlilik anlamında ülke ekonomisine çok katkı sağlayamıyoruz. Ama bunu farklı çözümlerle daha verimli hale getirebiliriz. Burada yani verimlilik adına da e, mobiliteyi biraz daha ön plana en azından hem yerel hem de e, hükümet bazında da bir devreye sokmak gerekmiyor mu? Şimdi, şimdi, her şeyden şöyle düşünelim. Yani normal otomobil kullanım alışkanlıkları dünyanın her tarafında işte araban varsa işine gidiyorsan bir kişi gelirsin buraya. Aynen öyle. Yani bomboş giriyorsun. Sonuçta bir fazla bir yakıt yakıyor ve çevre kirliliği yaratıyorsun. Bütün bu, bu, bu mobilite kavramında e, en büyük yataysa bunların elektrikli, olması. Elektrikli olması. E, şehir içindeki ulaşımın elektrikli olması. Biliyorsun ben sosyal medyada çok yazıyorum bu konuda. Hı -hı. Zaman zaman bana elektrikli araç düşmanı falan da deseler de yok ben değilim. Sadece kullanılması gerektiği yer Özellikle şehirler. Mesela bu iş nasıl patladı? Bizim şirketimiz, benim eski çalıştığım şirket biliyorsun dünyada bu işe ilk giren firmalardan bir tanesiydi. O doğru. O zamanlardan beri 2012 lerden beri bu işin içerisindeyiz. Çin'de başladı en çok e, talep. Niye? Çünkü Çin'de hava çok kirliydi. Doğru. Çin, e, şöyle söyleyeyim Kore'de, Seul'desiniz. Çin'den kötü hava geliyor, rüzgar olduğu zaman Kore'de Seul'liler bile nefes alamıyordu. Adamlar baktı şehirler yaşanamayacak durumda. Ne yaptılar? Dediler bu işin çözümü elektrik elektriğe geçelim derler. Yani bu işin patlamasının en önemli kendi nedeni ihtiyaçları bu doğrusu aslında. A, aynen patladı. öyle. Doğru. Şimdi e, bizde yani küresel ısınma ile birlikte ne ne görüyoruz? E, rüzgarların azaldığını görüyoruz. Aynen Geçen öyle. sene e, örnek vermek gerekirse Batı Anadolu'da Ege kıyılarında elektrik üretim santrallerindeki e, hı hı. enerji kaybı, üretim normal yıllara göre %50 ile 65. Geçen yaz biliyorsunuz çok sıcaktı. Şimdi böyle sıcak bir hava, rüzgar yok. Bu kadar kalabalık nüfuslu bir yerde en küçük kasabada bile hava kirli olur. Bu da tabii ki insan sağlığı açısından çok büyük bir kayıp ve çok büyük bir verimsizlik. Doğru. Hem yakıt açısından hem de e, aynı Yaşama şekilde açısından. insan insan sağlığı açısından. Üçüncüsü de tabii ki e, insanların için yaşıyor? Yani sadece çalışmak için yaşamıyor. Yani bir şekilde hayatlarını sürdürmeleri lazım. Yani insanların sosyalleşmesi, tatile gitmesi vesaire. Çok doğru. Bunun için de zaman kazanması gerekiyor. Siz günde iki saatinizi yolda harcayacağınızda eğer bir saatinizi harcıyorsanız daha rasyonel bir hayat yaşayıp daha verimli olursunuz. Yoksa kimseye bir faydanız olmaz. Peki bu noktada tabii şey otomotiv sektöründe de bir değişim yaşanıyor, dönüşüm yaşanıyor. Bahsettiğiniz elektrikli otomobil çağına girdik. Bu Çin'de başladı ama Avrupa Birliği'nde de sonuçta iklim değişikliklerini baz alarak bir emisyon sınırlaması getirildi ve bu da elektrikli otomobil üretiminin ve satışlarının artmasını sağladı. Bu noktada e, otomobillerin de elektrikli dönmesiyle beraber bu mobiliteye de ciddi bir katkı sağlanması açısından bir farkındalık yaratacak mı? Şimdi e, demin ne bahsetmiştik şehir içinde özellikle <laughs> e, elektrikli mobilitenin öneminden bahsetmiştik. Mobilite yapmak için bir sürü daha değişik... Sistemler var. Nedir bisiklet var, hı hı ee, nedir skuter var. Tabii bunun da bazı gerçekleri var. Mesela İstanbul gibi bir şehirde Avrupa yakasında bisiklet kullanmak çok kolay değil çünkü çok tepeleri olan bir yer. Ama Anadolu yakası böyle değil. Dolayısıyla her yere uygun adaptasyonda değişik çözümler geliştirmemiz lazım. Ee, her şeyden önce bu komple bir ekosistem olduğu için e, bizde mesela en önemli sıkıntılardan bir tanesi park yerimiz yok. Doğru park yeri olmadığı için adam her yeri e, park ediyor. Kimsenin de kontörü yolu tıkıyor. İşte e, yani park yerlerinin dizayn edilmesinden başlayıp şehir içinde bazı zonlara normal özel araçla girmeyip sadece paylaşımlı araçlarla girecek bir ekosistemi kurduğumuz zaman ve tamamen elektrikli olduğu zaman dünyada bu bizi çok başka bir yere taşır. Kesinlikle. Hem imaj açısından hem de buradan çıkacak dijital çözümlerin dünyaya satılması açısından müthiş bir fırsat var. Çok doğru. Bunu kullanabilmek içinse Dediğim gibi en baştaki gibi tek bir otoritenin bu işle ilgilenmesi gerekiyor çünkü şu anda herkes her şeyle ilgilendiği için bir şey olmuyor. Aslında dünyada en çok ihtiyacı olan şehirlerden bir tanesi İstanbul dediğiniz gibi diğer büyük şehirlerimiz de öyle ama siz bu konuda bir ışık görüyor musunuz? Yani Türkiye'de İstanbul'da özellikle bu mobilite çözümlerinin yaygınlaşması buradaki farkındalığın artırılması için hem yerel yönetimlerin hem genel yönetimin bu konuda e, önümüzde seçimler var önemli bir seçim de var yerel seçimler var. Bir seçim vaatlerinden bir tanesi de bu olmalı mı? Bir adayların, belediye başkanı adaylarının. Çünkü hakikaten kritik bir söze giriyoruz. Hem verimlilik anlamında mobilite çok önemli. Dediğiniz gibi insan sağlığı açısından, akaryakıt tüketimi açısından. Yani eğer elektrikli dönüşüm olursa. Hem de zaman açısından. Çünkü en değerli bizim asetimiz zaman. Yani, zaman kaybediyoruz yani biz Mesela aslında. sen de bir İstanbullusun. Hep İstanbul'da örnek veriyoruz de kızacaklar ama Ama yani çok yani. önemli Aynen. bir örnek. Çünkü Aynen. Dünyanın en büyük şehirlerinden bir tanesi. Mesela senin en büyük derdin normal şehirde yaşarken ne? Bir yerden bir yere gitmek. Aynen istiyorsun. öyle. Taksiye kızsan taksi bulamazsın. Evet. Arabaya gitsen, araba ile gitsen park yeri bulamazsın. Ben, ben size bir örnek vereyim. Geçen 3 e, hafta önce Romanya'daydım. Eskiden Romanya'da içki içtiğin zaman bile millet araba kullanırdı. Şimdi yeni kanun çıkartmışlar. Sıfır tolerans. Şahane çünkü bir sürü alkollü insanın yapmış olduğu kazalar. Peki dedim şey nasıl? Hadi hadi. Paylaşımlı araçlar vesaire alternatifler nasıl? Gösterdi 3-4 tane hep Uber'inden bilmem ne kadar tak tak çağırıyorsun. Hemen geliyor. Bir o şey. zaman ne oluyor? Bir kanun çıkarıyorsun. Sıfır alkol. Ama taksi de buluyorsun. Şimdi burada adam ee, gece bir yere gitti. Eğlenmeye gittiği zaman adamın taksi bulması mümkün, mümkün değil, değil. Veya taksi buldum taksiciyi beğendirmem mümkün değil. Doğru çok doğru. Veya sorusunuz. benim arkadaşlarım hep yurt dışından gelince söylüyor. Artık ben gidip kendim karşılıyorum veya şoför gönderiyorum gidip. E, adam gelince korku filmi gibi geliyor. <laughs> Şeyden. Çünkü niye? Taksi sayısı kısıtlı mesela. Yani Önümüzdeki seçimlerde yerel yönetimlerin hepsinin özellikle bu mobilite işini bir numaraya koymaları kesinlikle çok önemli. Benim şu ana kadar e, değişik belediye başkanları ya da değişik şehirlerde yapmış olduğum e, konular e, görüşmelerin hepsinde algıladığım şey şu. Kesinlikle hepsi çok açık bu işe. Hı -hı. Yeni modern sistemleri çok uygulamak istiyorlar. Yani Bu konuda bir parti farkı da yok. E, yeter ki biz bu işi düzgün bir şekilde e, gündeme getirelim. Hakan Bey çok teşekkür ediyorum. Ee, teşekkürler bizi izlediğiniz için. Daha iyi bir gelecek için yol haritası röportajlarının bu bölümünde mobiliteyi konuştuk. Bir sonraki programlarda başka konularda beraber olacağız. Görüşmek üzere.